Hocam malumunuz elektrik, doğalgaz ve akaryakıta bazı zamlar geldi. Evet. Piyasada yaşanan bu zamlara hakane bakış nasıl olur diye bir kardeşimiz soruyor. Valla zor bir zamandayız, sıkıntılı bir zamandayız. Gelen zamlar tabii hiç hoş değil. Bizim de pek hoşumuza gitmiyor. Ama dünya genelinde her şey pahalanıyor. Bunu da bilmek lazım. Sadece bizde değil Sadece diyorsunuz. bizde değil, Tabii. dünya genelinde var bu sıkıntı. Dünya haberlerine de bir bakmak lazım. Devletimize hani kızacağımız noktalar dünyada olmayan da bizde olanlar. Çünkü dünya genelinde olana devlet bir şey yapamaz ki şu an. Devletin dünya genelinde olan zamlara karşı durabilmesi için kendi diyelim ki doğalgazını kendi üretip satıyor da ondan sonra zam yapıyorsa o zaman yanlış diye şey yapılır. Olan zamlar bizim de hoşumuza gitmiyor. Yani benzin çıktı nereye, mazot çıktı nereye. Yani eskiden 50 liraya aldığını şimdi 100 liraya alıyorsun, Evet. belki de alamıyorsun. Bizim de hoşumuza gitmiyor bu gidişat. İnşallah düzelir ama hani her noktadan bu konuya bakmak lazım. Daha önce sohbetlerde işledik. Biz şükretmeyen bir topluluk olduk. Devletin yönetiminde yanlışlar oluyordur. Dünyadaki devletlerin yönetiminde yanlışlar mutlaka oluyordur. Onların sonucu olarak bunlar buraya geliyordur. O yanlışların düzeltilmesi lazım. Doğru. Ama biz şükretmeyen bir toplum olursak birileri bir şeylere vesile olacak ve sıkıntılı hayat bizim önümüze gelecek. Ve açık ve net söylüyorum, biz şükreden bir toplum değiliz. Günden güne de daha beter bir hale gidiyoruz yani. Şimdi bu faiz düşürme mevzusundan dolayı bir takım zamlar oldu. Sonra onlar düştü. Belki yine biraz daha çıkacak. Bu bir süreç olarak söylüyor yöneticilerimiz. O sürecin geçmesini yani bir tepeyi aşana kadar bekleyeceğiz mecbur. Ama bunlar hiç düzelmeyecek şekilde yokuşa doğru gidiyorsa o zaman denilebilir yani yöneticiler bu işi yapamıyor diye. Ama bir süreçtir bu aşağı inecek ve bu atlatılacak daha güzel günlere taşınacak inşallah. O zaman bir kemerleri sıkmamız lazım. Doğru. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Zamlardır, vergilerdir, şunlardır, bunlardır. Devlet yöneticilerimiz de tabii ki insanların halini, ahvalini düşünsünler. Gereğinden fazlasını yüklemesinler kimseye yani. Fakat bunlarda yani hani İslam penceresinden bakalım her şeye. Şimdi biz diyoruz ki İslam'da emeklilik yoktur kardeşim. Herkes diyor ki hocam emeklilik de olsun. 40 yaşında da emekli olalım yani. Yaşa takıldık. Daha önce de emekli olalım. Kadınlara maaş bağlansın. Şu olsun, bu olsun, o gelsin, şu gelsin, bu gelsin. Tamam mı? Bunlar nereden elde edilecek? 40 yaşında emekli olalım. Şunu yapalım, bunu yapalım, hepsi olsun. Bunların hiçbirisi İslam'a uymuyor. Yine de olsun istiyoruz. İslam'ı kimse orada görmüyor. Yani çoğu şeyler var mesela miras hukukunda kimse İslam'ı görmez. Menfaati var. Menfaat var. Para cebine girecekse kimse İslam'ı görmüyor yani. Evlenmelerde, boşanmalarda kimse İslam'ı görmüyor. Yani böyle dört dörtlük Müslümanım diyenler bile umurunda değil yani. Zalim mi olmuş, zulüm mü etmiş? Mevzu değil. Aynı şekilde de yani şu olsun, hemen emekli olalım, maaşımız şuraya gitsin falan filan diyoruz yani. Bunların çıkması için bir yerden nereden? İşte o vergisi çoğalacak, bu vergisi çoğalacak. Sana bunlar gelecek yani. Bizim istediğimiz o ki aslen eğer bu sıkıntılara düşmek istemiyorsak, elektriğin vergisi çoğalsın istemiyorsak, ötekinin vergisi çoğalmasını istemiyorsak, İslam statüsüne doğru gelelim. İslam neyi emrettiyse oraya gidelim. En üstten en alta kadar. En üsttekinin maaşı ne olması lazım diyorsa İslam öyle olsun. Milletvekilinin maaşı ne olması diyorsa İslam öyle olsun. Ama her yere baksın bu yani. Yani Cumhurreisinin maaşına, milletvekilinin maaşına takılan gözler. Emekli olunca bana niye para verilmiyor noktasında şikayetçi olmaması lazım yani. Hani bir takım şeyleri istiyor insanımız. Orada İslam ne diyor ya bakmıyor. Bir takım şeylere bakıyor. Bu İslam'da böyle mi diyor? Yani canını istediği yerde İslam'dan alıyor, istemediği yerde zamandan alıyor. Böyle olduğu mu sıkıntı olur. Ondan sonra da önümüze böyle vergiler çıkar. Yani biz de bu memlekette yaşıyoruz. Biz de bu vergiler, bu pahalılık içinde Muhtemelen öyle. yaşıyoruz. Evet. Biz de sıkıntı çekiyoruz hep beraber milletimizle. Ama bu sıkıntıların çözülmesi, evet, devlet yönetiminde yanlışlar varsa uyarılsın, düzeltilmeye çalışılsın.
Ama yani biz Allah'a şükredenler olmadığımız zaman Allah nimeti çoğaltmaz o vakit, azaltır. Bu da işte o vesile olur, bu vesile olur, önümüze gelir. Biz Allah'a şükreden bir topluluk olalım. Bunu istiyoruz. Bu da bunun içinde ne lazım? Dini eğitim lazım. Dini eğitim vermedikten sonra olmaz. Devlet şimdi bakıyorsun ne yapıyor? Herkes şöyle yollar yapıldı, hastaneler yapıldı da ben ne yapayım diyor. Bana ne diyor hastaneden? Zamanında mesela hasta olduğu halde hastaneye giremeyip kapıda kalan insanlar, bunlar dert değil artık kimsede. Neden? Bu nimete alıştı çünkü bunlar. Onu artık nimetten görmüyor. Anlıyor musunuz? Evet. Öyle olunca da şükretmiyor. Şükretmeyince de Allah elinden alacak Celle Celaluhu. Şimdi öyle bir toplumda yaşıyoruz ki emin olun devlet gram altın dağıtsa niye çeyrek vermedi diyecek? Çeyrek dağıtsa niye yarım vermedi diyecek? Yarım verse niye tam vermedi diyecek? Bayram ikramiyelerinde gördük hocam. İşte Evet. hep böyle yani. Hani şükür yok. Elhamdülillah ya gram altı verdi. Elhamdülillah ya biz maaşlı muşlu adam bak bize hiçbir şey vermiyor devlet. Biz şükrediyoruz yine. Allah'ımıza hamdolsun diyoruz bu. Yani yampiri yumpiri kulluğumuzla içecek çayımız var, alacak nefesimiz var, suyumuz var elhamdülillah. Ama hani o yanlış, bu yanlış, şu yanlış tamam kardeşim. Ben seni dinlerim. Yanlışları beraber analiz edelim. Söyleyelim düzeltilsin. Ben senin yanındayım. Ben de bu zamları sevmiyorum. Bunlar beni de sıkıyor. Ama topluma bakıyorum şükreden yok. Allah da diyor ki şükretmezseniz alırım nimet elinizden. Yani sen şükürsüz olduktan sonra devletin başındaki istediği kadar güzel yönetsin. Bu nimet kesilecek. Yağmur işte kıyamet alametleri geçen Bursa sohbetimizde dersimizde anlatılmıştı. Kıyamet alametleri nedir diyor? Matarun la nebate. Yağmur var ama bitki bitmiyor. Nasıl oluyor diyor İsmail Hakkı Bursa'yı tefsir etmiş. Zamanında yağmaz, yağmur çok yağıyor ama zamanında yağmıyor. Ne oluyor? Bitki bitirmiyor bu sefer. İşte kıyamet alametleri bunlar. Peki bunlar nasıl böyle gelecek? İnsanlar böyle olacak işte. Şükretmeyecek hiçbir şeye. Yol yapılıyor. Kimse onu görmüyor mesela. Şu yapılıyor, bu yapılıyor görmüyor. Yapılmayanların hepsi ortaya seriliyor. Ha bunun yanında insanları bu noktaya doğru taşıyan yöneticilerde veyahut da efradında yanlışlar yok mu? Var mutlaka. Ama bir toplum var şu an şikayet eden bu toplum. Ona desen ki peki ne yapalım? Sunacağı bir şey yok. Sadece şikayet ediyor. Hani bu yönetim bu hataları yapmış ya. Tamam. Bu yönetim gitsin. Kim gelsin yerine? Reçete yok. Yok. Evet. Evet. Zamlardan biz de memnun değiliz. Ama onlardan önce senelerdir anlattığımız bir şey var. Şükürsüz olduk. Asıl bundan memnun değiliz yani. O noktaya da dini eğitimsiz senelerimiz geçti, öyle geldik. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Amin.